ustoz, men bir birodarim nomidan savol yo'lladim. Mening ikki ayolim bor. Birinchi ayolim, ikkinchi ayolim borligini bilmaydi. Ayollarimdan mendan rozimisizlar deb so'rayman. Ular sizdan rozimiz deb javob berishadi. Birinchi ayolimga aytmaganim uchun men gunohkor bo'lib qolmaymanmi debdilar. O'zi odatda shunaqa do'stimni savoli deb beriladi shunaqa savollar. Birinchi ayolni nikohiga olgan erkak ikkinchi ayolni ham o'zining nikohiga olishligida birinchi ayolni demak, birinchi ayolning roziligi shart qilib qo'yilmagan. İslam şeriatının buyruqları da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri de, birinci ayolunu nikahıge olgan adam, ikinci ayolunu alıştıkta birincinin razılığı şart kılıp koyulmagan. Şart degeni farz, vacib, birinci ayol razı bulması, ikinci ayol mümkünmez degeni merd. Lekin şu joyda bir narsaga itibar verişi gerek. İkinci ayolunu birinci ayolga bildirmasdan olishlikda ko'p o'rinlarda ikkinchi ayolga zulm ko'zda tutiladi. Mana bu narsani oldini olishlik uchun ochiq-oydin qilish kerak. Imkoniyati bo'lsa, sharoiti bo'lsa. Chunki ko'pincha aytiladi, nima deyiladi? Ikkinchi ayolga bir haftada bir marta kelib turaman uyingizga deyiladi. Ko'p ayollar bunaqa paytda rozi bo'ladi, ba'zi o'rinlarda har xil holat bor. Rozi bo'ladi, keyin bir haftada bir marta kelib yurib, mana shunaqa qilinadi-da, u ikkinchi ayol huquqini bilmaydi, men va'da berib qo'yganman-ku deb yuraveradi. Ayollarga o'rgatib qo'yaylik, ikkinchi turmushga chiqmoqchi bo'lgan ayol bir haftada bir marta kelsangiz bo'laveradi deb nikohdan oldin, nikoh tepasida rozi bo'lib, nikohdan keyin yo'q, har ikki kunda bir marta kelasiz deyishga haqqingiz bor. Ayol kişi aytaversa ham, qaytaversa ham bo'ladi bu mavzuda. Shariat ruxsat beradi shunga. Bir o'rgatib qo'yaylik, ikkinchi xotinni bekitib olayotganlarga bir qiyinchilik qilib qo'yaylik. İkinci xotinga tegayotgan, ikkinchi nikoh bo'lib turmushga chiqayotgan ayollar nikoh paytida, mayli bir haftada bir marta kelsangizdan bo'laveradi yoki kunduzi kelsangizdan bo'laveradi deb va'da berib, nikohdan keyin yo'q bu va'da qaytdim deyishga 100% haqlari bor. Shuni yetkazinglar, ayollarning huquqlari bu, shar'iy huquqlari. Bir bekitib uylanadiganlarning adabini berib qo'yaylik. Shariatga amal qilaman desangiz, ayol huquqlarini har doimdek talab qilishga haqli. Tilli uchida rozimisiz deb narginga borib, siz ham rozimisiz deb olib ketaverishlik to'g'ri emas-da axir. U bilmaydi-yu nimadan roziligini. Ikkinchi xotiningiz borligini bilmaydi. Rozimisiz deyapsiz. Ha, deb qo'yibdi, bo'ldi. Ya, siz ikkinchi xotin haqidagi haq huquqlarini birinchi xotin bilmayapti-yu. Nima bo'ladi? Ha, yolg'onga ruxsat. Xo'p, oilani saqlab qolish uchun yolg'onga ruxsat mayli. Lekin haq huquqlar degan mavzu. İkinci ayolga uylanishlik to'g'risida hadisi shariflarda deyarli targ'ib yo'q. Targ'ib ma'nosi qanaqa ma'noda? Fazilat ma'nosi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi turmush qurishlik, ikkinchi ayol mavzusiga targ'iblari fazilat ma'nosida yo'q. Balki ikkinchi ayol to'g'risidagi mavzuning oyatdan boshlab hadisi shariflarning barchasiga qarasangiz, mas'uliyat ekanligi, javobgar ekanligi, qiyinchilik ekanligi ko'p-ko'p urg'ulanadi. To'g'ri, ruxsat bor. Ruxsat. Lekin ruxsatning shartlari bilan ruxsat qilinadi. Oyat karimada "Fankihumma tabalakum minan nisa'i matna va thulata va ruba'" فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ İkide, üçte, törtte geçip uylanavuruyla ruhsat manası.
Mayli uylanavuringlar 2 ta 3 ta 4 tagacha uylaninglar deb ortidan shart qo'yibdi. Fa in xiftum alla ta'dilu adolatsizlikdan qo'rqsanglar fa vujubiyya bilan vojib bo'ladi bittaga. Bittaga uylanishlar vojib bo'ladi adolatsizlikdan qo'rqsanglar. Bilib qolsa ikkinchi ayolingiz bilib qolsa uyda to'polon janjal bo'lishligini bilsangiz to'xtang deydi. Fawahida deydi. Bittaga kifoyalar deydi. Bittani haqqini ado qilib qo'y. 2 ta, 3 ta, 4 ta qilib turib hamyonni dabdarasini chiqarmasdan bittani haqqini ado qil. Imkoniyating bo'lsa ikkinchining haqqini ado qil. Ochiq oydin bo'lsin, hammasi bilinsin. Ko'rsin shariat nuqtai nazaridan adolat ro'baroviga chiqsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, 2 ta ayoli bor erkak, 2 ta ayoli bor erkak ayollari o'rtasida adolatni qoyim qilmasa, qiyomat kunida yarmi shol holda tiriladi deganlar. Qarang, hadislarda fazilat ma'nosi emas, mas'uliyat ma'nosi ushurib turadi. Mas'uliyat, javobgarlik. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoning İmam Buhari'de kegen talihte etken gepler var. Cübeyr ibn Mut'im'ge etkenler. O kelip üyleniş doğrusu sorgende etkenler ki inne hayra hadihil ümmet ekseruhum nisa'en digerler. Bu ümmetinin en yaksını ayalı kub bugen digerler. Bu hadisini talih deyimiz biz İbn Abbas'ın gepleri. Peygamber aleyhisselam gepleri mi? İbn Abbas tavsiye kili yaptılar İbn Cübeyr ibn Mut'im'ge. Üylen diyettiler. Üylene vur diyettiler. Çünkü nikahlik aile bu ümmetin en yaxsının başıda bugün. Peygamber aleyhissalatu vesselamın nikahları bugün. Nikah ilk zat bugünler. Nikah barakat. Nikah mertlerinin işi. İtibar verin. Nikah hakiki mert erkeklerinin işi. Erkekler nikah kıladı. Erkekler ilan kıladı. Erkekler ben ailelik men deydi. Erkekler savçılıkka baradı. Bu juda katta mas'uliyatni bo'ynimga olaman degan. Lekin nomardlar nima qiladi? Nomardlar bir kechalik, bir kunlik maishati uchun xotinlardan foydalanib, ularni boshini aylantirib, harom xarish ish bilan ishini qilib qochib ketadi, mas'uliyati bo'lmaydi. Ular erkak odamlar emas. Ular mas'uliyatdan qochgan odamlar, oilaning sharafini himoya qila olmaydigan odamlar. Hoyillar, jirkat insonlar. Nikohga jiddiy harakat qilyapsizmi? Uning jiddiyatini zimmangizga olyapsizmi? Alloh taolosi sizga yordam beradi. Xolis niyatda bo'lsangiz. Ochiq oydin qilish kerak. Zarurat ma'nolarini ko'rsatib qilish kerak. Bekitib qachongacha borasiz? Qachongacha bekitib yurasiz? Zulüm kılsanız bekitim yürersiniz. Adaletki ötken günü yüz kolu geçiyorsunuz. Adaletli boşlayın. Birinci ayağın bilmeydi de. Şüngen mi böyle dedi soruya. Kıpçı dişine kadar soruya. Ha bilmeydi de şu adalet kımı yapken izleyin ki. Beçeri ikinci hatının üyüge yarım ki peşinde borasız. 10-15 bin turasız turmayısız kayıtıp gelesiz. Ha hatını yok bitti hatında yaşayız. Bilmeydi onu, kanay kılıp biledim. Demek zulüm kılıyorsunuz ikinci tarafıyız. Alakıda profiller var, ikinci hatını targıp kılığa uğradı, targıp kılığa uğradı. Bu, minberge çıkıp targıp kılınadığa mavzu olmaz. İkide hatırlıyılık, üçte hatırlıyılık, törtte hatırlıyılık, bu mas'uliyet. Nikahki targıp var, lekin mas'uliyetini kopaytırışta, mas'uliyetini zınmasıge ala ala digerlerge o targıp. Hamma emas. Oila qurasiz, mas'uliyatni zimmaga olasiz, uni hammasiga o'ziga yarasha munosabat ko'rsatasiz. Ba'zi biroz qiziqroq gaplarni ham post qildik avvallari, shuni haqiqat tomoni ham bor. 4 ta xotinga uylanmoqchi, 4 ta qizga uylanmoqchi bo'lgan erkak kelajakda 4 ta kampirni boqishlikni zimmasiga olish kerak. Uni ham zimmasiga olayotgan odam bo'ladi ya'ni. Xotin degani bir kechalik mato degani emas u.
bir umurlik baş ağrığı degen koşturma için. Şu bir umurlik baş ağrığını başını silip katta buluşuyuz gerek, aile buluşuyuz. Şunun için bitti sizge yeterli mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin şunu ada kılış gerek. İkidege imkaniyetiz var mı? Şeraitiz var mı? Onu kılış gerek. Üçtege şeraitiz, imkaniyetiz var mı? Acı bayın kılış gerek. Şunun için ikincisi gibi bildirmezsen uylansan bu arada mı? İkincisini birinci ayalın bilmeyidir ne namaz takat veresiz. Bu gepler berçesi biraz mülahazeli gepler. Ailenin geleceğine uylaş gerek. İrtteki bu narsalar malum olsa bu ailemez. O yüzden kurban bu kılış. Açık aydın kılış gerek. Eğer ayal hıyanetkar bu mesele, ayal hayine bu mesele, ayal fahişe bu mesele, erkek açık aydın kılgende her daim yüterdi. Lekin ayolning fohishasini davosi yo'q. Ayol fohisha bo'lsa, ayol buzuq bo'ladigan bo'lsa, uni bittasi ham ortiqcha. Bittasini ham nazorat qilib bo'lmaydi. Alloh asrasin. Ayol iffatli bo'lsa, doimiy suratda oilaning iffatiga, muqaddasotiga sodiq turaman desa, oila mustahkam bo'lib boraveradi. Ochiq oydin oshkor qilishni hech zarar tamamı yok inşallah. Şenge itibar karatış gerek. Maslahatım şu. Ailenin içki siyasetini biz bilmeyimiz. Bu siz ünye karar muamele kılasınız.